Merhabalar Çiçek Şişesi takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bitkimiz Melisa parfüm çiçeği, gördüğünüz gibi. Çok güzel kokan bir bitki. Ben de size bu bitkiyi size kısaca tanıtmak istiyorum. Latince ismi Gentium nocturnum olan bu bitki özellikle kokusu için evlerde yetiştirilmektedir. Halk dilinde limon çiçeği, parfüm çiçeği olarak, yani Melisa parfüm çiçeği olarak bilinmektedir. Ana vatanı Amerika kıtalarının Karayipler adalarıdır. Güney Asya'da ise doğal olarak kendiliğinden yetişmektedir. İklim koşulları uygun olduğu için. Melisa çiçeği bütün yıl yapraklarını dökmeden kalabilir. Tabii uygun iklim koşulları olduğu müddetçe. 4 metreye kadar uzayabilen bir bitki. Ağaç formunda çalı türü olarak yetişmektedir. Genelde bahçelerde ya da gölge alanlarda yetiştirilir. Evlerde de kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitki. Şifalı otlardan melisa otu ile karıştırılmamalıdır. Çünkü buna da melisa deniliyor. Diğer çayı yapılan melisa otuna da melisa denildiği için diğer melisa otu ile karıştırılmamalıdır. Geceleri hoş koku yayan çiçekleri sabaha kadar koku yaymaya devam eder. Genelde kokusu için evlerde yetiştirilen bir bitkidir. Gün batmasına yakın yoğun parfüm kokusu yayan çiçekleri gece boyu kokmaya devam eder. Kokusu yasemin, vanilya, pudra karışımı, limon çiçeği kokusunu andırır. Muhteşem kokusu olan bir bitki. İnanın siz de kokusunu duyduğunuzda bu bitkiyi evinizde yetiştirmek isteyeceksiniz. Yani bu çiçeğin özelliği kokusu. Çünkü çiçekleri çok fazla gösterişli değil. Ama ince ve zarif bir yapıya sahip çiçekleri. Dikildiği aynı yılda çiçeklenebilen bir bitki. Bu şekilde çelikle zaten çoğaltılıyor. Evet, çiçekleri çok zarif, küçük. Kokusu da çiçeklerinden daha da büyük bir bitki. Çok yıllık bir bitki ama donlara dayanıklı olmayan bir bitki. 7 ile 11 derece iklim kuşağında yaşamaya elverişli bir bitki. Evinizde saksıda yetiştirebilirsiniz. Genelde evin biraz havadar yerlerini tercih etmelisiniz. Rüzgardan ve yakıcı güneşten pek hoşlanmayan bir bitki. Genelde aydınlık ortamları sever. Çoğaltılması çelikleme yöntemiyle çoğaltılır. Tabii suda da köklendirebilirsiniz. Toprak ayırt etmez genelde. Bahçe toprağı ve vitamin bakımından gene zengin topraklarda yetiştirebilirsiniz. Evet, çiçekleri açtıktan sonra dökülüyor. Bu şekilde tekrar yeni çiçekler meydana gelmekte. Toprağı kurudukça sulamanız gerekir. Suyu seven bir bitki, bitkimiz. Bu şekilde. Rüzgarı pek sevmiyor, yakıcı güneş de sevmiyor. Bahçenize eğer yetiştirecekseniz yarı gölge alanlarda yetiştirebilirsiniz. Ama karasal iklimde donlara dayanıklı olmayan bir bitki. Akdeniz iklim kuşağında eğer bitkinizi yetiştirecekseniz eksi derecelerde olmadığı müddetçe bitkiniz donmayacaktır. Eğer karasal iklimde yaşıyorsanız ve eksi derecelere düşüyorsa sıcaklık, bitkinizi korumanız gerekmektedir. Korunaklı bölgeyi almanız gerekmektedir ya da maçlama veya sararak
bitkinizi koruyabilirsiniz. Gene bitkinizi yanmış hayvan gübresiyle destekleyebilirsiniz. Dışarıda, bahçede, saksıda ise genel çiçekleriniz için kullandığınız bitki besinlerinden verebilirsiniz. Tabii saksısını bitkinin büyüklüğüne göre, boyutuna göre her yıl değiştirebilirsiniz. Bir büyük boy saksıyı alabilirsiniz. Saksınızın iyi bir drenajı olması gerekmekte. Bu şekilde genelde bitkimizin bakımı oldukça kolay. Diktiğiniz aynı yıl çiçeklenebiliyor. Suda köklendirebilirsiniz, bir tane dal kırıp suda köklendirip çoğaltabilirsiniz. Gene çelikleme yöntemiyle de çoğaltabilirsiniz bitkiyi. Genelde kapalı balkonda, yarı gölgeli, güneşi yakmayan bir ortamda bitkinizi konumlandırırsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz. Tabii evinizde astım hastalığı olan biri varsa bitkimiz çok yoğun koku yaydığı için belki zararlı olabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekmekte. Çünkü ev ortamında çok ağır bir koku yaymakta. Kokusu güzel ama çok fazla ağır olduğu zaman da alerjisi olanlara zarar verebilmekte. Çiçekleri çok zarif ve güzel. Akşam oldu. Şu an akşama yakın çekim yaptım ben. Çiçeklerini bu şekilde açtı. Sabaha doğru çiçeklerini biraz kapatmakta sabah olduğu zaman. Ya akşam ezanından sonra, gün batımından sonra çiçeklerini açıp kokusunu yaymaya başlayan bir bitki. Bu şekilde. Tabii bir de koku yaydığı için böyle küçük sinekler de üzerinde çekebiliyor. Yaprakların altında küçük küçük bazen sinekler de olabiliyor. Bunu tabii bir zirai ilaçla bitkinizi bu şekilde koruyabilirsiniz. Bitkimizin genelde bakımı bu şekilde. Siz de eğer evinizde yetiştirmek istiyorsanız bu yöntemler en basit yöntemler. Evet. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve kanalımıza abone olmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.